Herkese yeniden merhaba. Günlerdir bir konu üzerinde konuşacağım. Fakat gündemin yoğunluğu nedeniyle ve Türk kamuoyunda yaşanılan tartışmaların boyutunun esasında çok da akılcı bir seviyede olmaması gerekçesiyle hep erteledim. Pakistan meselesi. Daha doğrusu Türkiye'de bulunan Pakistanlılar üzerinden yürütülen bir kampanya meselesi. Öncelikle sizler beni tanıyorsunuz, iyi kötü. 2 yıldır karşılıklı sohbet ediyoruz. Daha doğrusu ben söylüyorum, sizler de bana yorumlar yazıyorsunuz. Bir toplumda insanların nüfusun önemli bir bölümünü rahatsız eden göç ve sığınmacı meselesinde rahatsızlık bildirmesi son derece demokratik bir olaydır. Yani ben çok fazla yabancı kültürlerle bir arada yaşamak istemiyorum. Onların buralarda çok fazla dolaşmasını da istemiyorum. Ve hatta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup ondan sonra memleketimin kaderinde rol oynamalarını hiç istemiyorum deme bir tür faşistlik değildir. Faşistlik şudur. Bunların hepsini öldürelim veyahut işte enterne edelim. Bu pislikler bu restorana girmesin, işte köpekler ve şuralılar giremez falan gibi nefret suçu terminolojileri kullanılan her olay tabii ki aşırı sağ ve ırkçılık olarak değerlendirilebilir. Ama insanlar gayet nazik bir biçimde birçok yabancının buradaki misafirliğinin uzun sürdüğünü, Türkiye'nin ekonomisinin, sosyal yapısının, kültürel yapısının bunu daha fazla kaldıramayacağını, bu nedenle devletin bir tedbir alması gerektiğini de ifade edebilirler. Bunu ifade edeni hemen o diye suçlamanın da alemi yoktur. Ama bütün herkesin 5. kol faaliyetleri konusunda, 5. kol faaliyeti yani melez savaşlar çağında arkadaşlar, hep anlatıyorum. Melez savaşlar çağında artık askeri cepheler bir ikinci, üçüncü dereceye düşmüş durumda. Toplumlar günlük 7 gün 24 saat, 365 günün her saniyesi çatışıyorlar. Ama bu çatışma bizim anladığımız anlamda geleneksel, sanayi devrimi sonrasında orduların birbirine girdiği anlamda bir çatışma değil. Bu melez savaşlar çağında medya üzerinden, sivil toplum kuruluşları üzerinden, siyaset üzerinden, yani aklınıza gelebilecek her şey üzerinden yürütülen istikrarsızlaştırma programı. Şimdi devletin bugünlerde veya bu yüzyılda en büyük görevi özellikle genç kuşağa, lise çağındaki çocuklarımıza şuna buna medya okuma ve sosyal medya üzerinden istikrarsızlaştırma programlarının neler olduğunu detaylı olarak anlatmaktır. Şimdi bir toplumu bu konularda net olarak bilinçlendirmeden, yani yürütülmekte olan bir takım kampanyaların perde arkasındaki gerçek hedefleri medya olarak mesela tam olarak anlatmadan düzenlemeci hatta kısıtlamacı bir politikaya yönelmek hatadır. Medyanın üzerine düşeni çok iyi yapması gereken ve hep söyledim, Star gazetesindeki yazılarıma da dönüp bakın son 5-6 yıla 10 yıla. Hep söyledim, medya özellikle ve tabii bağlantısında sosyal medya günümüzün savaşlarının birinci cephesidir. Birinci cephesidir. Diğer cephe sonra gelir. Niye bütün bunları uzun uzun anlatıyorum? Çünkü bir, bu konuda yanlış anlaşılmaktan imtina etmek istiyorum. İki, doğru bilgi aktarmaya çalışıyorum. Özellikle Pakistanlı sığınmacı veya mülteci olduğu ifade edilen bir takım insanların
TikTok falan diye adlandırılan bir takım sosyal medyalar üzerinden Türk toplumunun kültürel varlığının yapısının en hassas noktalarından biri olan Türk kadınına ve çocuklarına dönük bir tacizci politika izlediğine ilişkin bilgi akışı Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından çok ciddi araştırılıp Türk toplumuyla çok ciddi bir biçimde sonuçları paylaşılması gereken bir gelişmedir. Bugüne kadar önce sormamız gereken konu, bugüne kadar bu kadar tacizci neredeydi? Neden bir anda bu yıl itibariyle her yerde eline bir şey almış birileri yakalanacaklarını da bile bile esasında. Çünkü bizim siber güvenlik polis teşkilatımız geçen aylarda Sayın Süleyman Soylu'yla beraberdim. Çok güzel anlattılar bana ve arkadaşlarıma. Bizim siber güvenlik sistemimiz ve yapılanmamız öyle bir TikTok'ta ben yapayım falan demeyin sakın. Demeyin. Yani gelirler kapınıza. Onu söyleyeyim. Geliyorlar. Zaten dikkat edin. Bir olay ortaya atılıyor. İki gün sonra, bir gün sonra en fazla. Ve televizyonda böyle elin kelepçeli, kafayı eğmiş bir takım adamlar giderken görünüyor. Niye? Çünkü sağlam bir yapımız var o konuda. Ama niye bu yapılıyor? Niçin bu kadar dallanıp budaklanıyor? Özellikle Pakistan. Bakın, eğri oturup doğru konuşacağım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en önemli ittifaklarından biri Pakistan'la olandır. Bu ittifakın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna yol açan Kurtuluş Savaşı yıllarından kaynaklanan çok 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 özel bir dönemi vardır. Atatürk Cumhuriyeti kurduktan sonra bir yanda Balkanlar, bir yanda Irak coğrafyası ama en önemlisi bugün Pakistan, Afganistan ve öbür tarafta Bangladeş'in bulunduğu Güneydoğu Asya Müslüman toplumlarının ilişkilerini en önemsemiş liderlerden biridir. Bunun nedeni o coğrafyadaki Müslüman dostlarımızın, kardeşlerimizin, onların dedelerinin bize olağanüstü bir altın yollayarak Rusya'dan gelen silahlarla o gelen paraları birleştirerek bağımsızlığımızı ve topraklarımızı korumuş olmasıdır. Ayrıca 20. yüzyılın sonuna doğru ilerleyen dönemde Pakistan'ın nükleer bombaya sahip ilk Müslüman devlet olması jeostratejik açıdan Türkiye-Pakistan ilişkilerini çok ama çok önemli kılan bir noktadır. Yani Jive Pakistan, yaşasın Türkiye, boş bir laf değildir. Ve Türkiye-Pakistan ittifakının, kardeşliğe varan ittifakının düşmanları vardır. Çok ciddi düşmanları vardır. Son 2020 yılının Dağlı 2. Karabağ Savaşı'nda Bakü sokaklarında Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan bayraklarının dalgalanmasından sonra Türkiye-Pakistan ittifakı inanılmaz bir hedef tahtasına oturtulmuştur. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki güçlü Hint lobisinin Amerikan Kongresi'nde İsrail, Kıbrıs Rum ve Yunan ve Ermeni lobileriyle birleşerek Türkiye'yi adeta Amerikan Kongresi'nde ablukaya alma harekatını başlatması tarihi bir gerçektir. Bugün Amerikan Kongresi'nde Türkiye'ye yönelik silah satışlarını, mali yardımları, aklınıza ne geliyorsa her şeyi engelleyen lobi şu unsurlardan oluşur: Rum, Yunan, Ermeni, İsrail ve Hindistan. Bunlara bir dönem
ve hala büyük bir olasılıkla Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın da başını çektiği Arap lobisi de katılmıştı. Bilmiyorum. Şimdi yumuşamalar falan söz ediyoruz. Acaba onlar yumuşadılar mı Washington'da? Bu nedenle tabii ki her toplumda açık ve net konuşacağım. Sapık ve şerefsiz vardır. Bu Türk toplumunda da vardır sapık ve şerefsizler. Hint toplumunda da vardır. Pakistan'da da vardır. Amerika'da da her yerde vardır. Birleşmiş Milletler'in resmi raporları toplumların %4,5'unun teşhis konulmamış ama en ufak bir anda patlak veren psikopatik sendromlara sahip olduğunu göstermektedir. O nedenle ben ülkemize gelmiş olan Pakistan unsurlarının, sığınmacıların veya ne derseniz deyin yasa dışı göçmenlerin pürüpak olduğunu söyleyecek kadar aptal bir adam değilim. Yaşım gereği çok fazla insan tanıdım. Ama bu olayın birdenbire bu ölçekte dallanıp budaklanması karşısında da bir deneyimli gazeteci olarak net olarak bir soru işareti taşıyorum. Siz de taşıyın. Bakın, Ermenistan-Azerbaycan Savaşı'ndan sonra gerçekleşen bir iki olayı söze söyleyeyim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yunanistan'la Hindistan stratejik işbirliği anlaşması imzaladılar. Zaman zaman donanmaları ve hava kuvvetleri birlikte tatbikat yapıyorlar. İsrail, Hindistan stratejik işbirliği zaten vardı. Son dönemde iyice artmış vaziyette. Ve en önemlisi Hindistan'ı bugüne kadar Pakistan'ı kollayan Arap devletleri, Körfez ülkeleri, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'den gelen baskılar çerçevesinde Hindistan'la ilk kez askeri işbirliği ve stratejik işbirliğini onaylayan bir Arap devleti oldu. Bu ne demek? Bizim Pakistan'la olan ilişkilerimizi ve ittifakımızı en üst seviyede korumamız gerektiğini gösteren ve özellikle Yunanistan'daki aşırı sağ medya unsurlarının sürekli yalan dolanla ortalığı karıştırmaya çalıştıkları Türkiye-Pakistan ilişkisini en iyi seviyede tutmamız gerekmektedir. Bu yüzden toplum olarak tabii ki tepkilerimizi bir şekilde yerli yerine ulaştırmakta yarar vardır. Demokratik hakkımızdır. Eğer etrafımızda bizim taşıyabildiğim kırmızı çizgilerimizi kolay aşan bir takım sapık ve şerefsizler varsa onların takibini devlet yapacak, bizler yapacağız ve gereken tedbirleri alacağız. Ama bu yüz milyonu aşmış bir nüfusu olan Pakistan ile aramıza soğukluk girmesi anlamına gelmeyecektir. Çünkü buna izin verirsek, Türkiye-Pakistan ilişkilerini sosyal medya üzerinden belli ki organize etmiş bir takım lobilerin tuzağına düşer ve Pakistanlı kardeşlerimizi aşağılayan, rencide eden, hiç suçları olmadığı halde birdenbire sanki zanlı seviyesine düşüren bir takım yaklaşımları medya ve sosyal medyada bu şekliyle devam edersek inanın bana çok büyük bir kayba neden oluruz. Pakistan nükleer bomba sahibi bir Müslüman ülke olarak küresel emperyalist cuntanın ve lobilerin doğrudan hedefinde olan bir ülkedir. Bu arada Ankara'daki dostlarıma da söylüyorum. Bir Amerikan kumpası sonucunda devrilmiş olan İmran Han bugün her gittiği Pakistan kentinde en az 2 milyon insanı sokağa indiriyor.
geleceğe dönük olarak da inanılmaz bir görüntü sergiliyor. Türk siyasetinin mevcut şartlar içinde tabii ki Pakistan'ı kim yönetiyorsa onunla ilişkileri iyi tutması gerekir ama İmran Han gerçeğini de göz ardı ederek yaşamaması gerektiğine inananlar grubundanım. Yarın bir gün orada bir seçim yapılır. İmran Han daha büyük bir güçle iş başına gelir. Eğer biz o süreç içinde onu yaralamış, kızdırmış veya en azından üzmüş isek çok ciddi bir sorunla da karşılaşabiliriz. Sadece bu bir uyarı ama sizlerden ricam tabii ki her türlü olaya karşı tepkimizi vereceğiz. Şu olacak, bu olacak ama Pakistan yasa dışı göçmenlerinin bazılarının gerçekleştirdiği bir takım olaylar çerçevesinde Türkiye-Pakistan ittifakını soru işaretleriyle karşılaşacak bir noktaya asla taşımamak zorundayız. Azerbaycan, Türkiye, Pakistan, yarın bir gün Özbekistan, bu devletlerin Asya'nın göbeğinde hele hele içlerinde birinin de nükleer kapasitesiyle oluşturacağı yeni tarz ittifaklar, inanın bana 21. yüzyılın geleceğini etkileyecek boyutta olacaktır. Belli ki emperyalizm bunu bizim siyasetimizden de medyamızdan da önce gördüğü için araya çok ciddi soru işaretleri koymaya çalışıyor. Aman diyeyim, aman diyeyim. Sakin. Hoşça kalın.